Her gün farklı araçlarla değişik noktalara seyahat etmek durumundayız. Çoğu durumda seyahat sırasında en fazla düşündüğümüz şey seyahat konforumuzdur. Ulaşımda güvenlik denince ilk akla emniyet kemeri gelmektedir. Son zamanlarda emniyet kemeri kullanım alışkanlığının yaygınlaştığını görüyoruz. Ancak emniyet kemeri dışında güvenli yolculuğun bilmediğimiz noktalar olduğunu da unutmamalıyız. Ulaşım araçlarında olası bir kazada yaralanma riskinin en düşük olduğu veya en az zarar alacağımız koltukların hangileri olduğunu biliyor musunuz? Dünyanın farklı yerlerinde ilgili uzmanların yapmış olduğu çeşitli çalışma ve istatistikler temelinde ulaşım araçlarının emniyetli ve riskli olarak belirlenen noktaları tespit edilmiştir. NTCB yani Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu 36 yıllık tecrübe ve kaza kırım raporlarına dayanarak ulaşım araçlarındaki güvenli ve riskli koltukları tespit etmiştir. NTCB kaza araştırmacıları tarafından açıklanan raporlar incelendiğinde ve her bir yolcunun nerede oturduğu ve yaşayıp yaşamadığını gösteren oturma grafiklerine bakıldığında kazazedelerin ölümleri veya sağ kalım oranları ön, arka ve sağ sol koltuk pozisyonlarına göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bu veriler istatistiksel ortalamalar olup olası bir kazada sağ kalım oranlarını garanti etmez. Konuyla ilgili elimizde pek çok veri mevcut. Ancak sizin bu konuya gösterdiğiniz ilgiyi dağıtmadan derlediğimiz 7 farklı ulaşım aracındaki riskli ve güvenli bölgeleri paylaşmak istiyorum. Size göstereceğim görsellerde bulunan koltuk renkleri sırasıyla yeşil, kırmızı ve mavi renkte olacaktır. Yeşil koltuklar güvenli koltukları, kırmızı koltuklar tehlikeli koltukları, mavi koltuklar ise normal risk faktörü içeren koltukları göstermektedir. Otomobil. Güvenli koltuklar. Sürücünün hemen arkasındaki sol ve orta koltuk. Arabaların bu bölümü olası bir kazada en az deforme olduğu tespit edilmiş ve güvenli kabul edilmiştir. Tehlikeli koltuklar. Sürücünün yanında bulunan ön sağ koltuktur. Çünkü kaza geçirirken sürücünün refleks olarak kaçmayı denediği tek alandır. Bu istemsiz eylemde sürücünün kendisiyle birlikte yanındaki kişiyi de tehlikeye attığı rapor edilmiştir. Şehir içi toplu taşıma araçları, minibüsler. Güvenli koltuklar. Sürücünün arkasında yer alan koltuk güvenli kabul edilmekte. Ancak dikkat edilirse bu koltuğun oturma yönü gidiş yönünün ters tarafına konumlanmıştır. Bu konum dolayısıyla ani bir frenlemeye bağlı olarak koltuğun başınızı desteklediği tespit edilmiştir. Tehlikeli koltuklar. Özel araçlarda olduğu gibi sürücünün yanındaki koltuk risklidir. Kaçınmak gerekir. Olası kazada ön koltuk yolcusu savunmasız bir durumda olup ön cam ve kapı camlarının kırılmasına bağlı olarak yara alma olasılığının yüksek olduğu görülmüştür. Şehir içi toplu taşıma otobüsleri. Güvenli koltuklar. Otobüsteki yeşil renkte verilmiş güvenli koltukların yönüne dikkat ederseniz, seyahat yönüne göre ters konumlandırılmış olduğunu göreceksiniz. Kabinin arka, orta ve orta sağdaki koltuklar da güvenli kabul edilen oturma grupları arasında yer almaktadır. Tehlikeli koltuklar. Grafikteki otobüse baktığımızda baştan sona sol pencere kenarı tehlikeli kabul edilmiş. Minibüslerde olduğu gibi olası kazada cam ve benzeri kaynaklı yaralanmaların bu bölümde daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dikkat ederseniz kapıların yanındaki koltuklar da tehlikeli olarak işaretlenmiştir. Şehirler arası otobüsler. Güvenli koltuklar. Şehirler arası çalışan otobüslerin oturma şekli ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de araçların olası kaza anında
kabinin orta ve sağ tarafında bulunan koltukların daha güvenli olduğu gözlemlenmiştir. Tehlikeli koltuklar. Muhtemel kaza durumunda ön taraftan çarpmaya bağlı olarak otobüsün ilk iki sırada bulunan koltukları travmaya daha fazla maruz kaldığı rapor edilmiştir. Ayrıca ön taraftaki koltukların sahip olduğu riskli durum, kabinin sol pencere kenarının tehlikeli olduğu kabul edilmiştir. Arka taraftan olacak çarpmalarda en arkada bulunan oturma grupları ve kapı yanları da riskli bölge içinde yer almaktadır. Tren, metro, tramvay. Güvenli koltuklar. Trenlerde güvenli koltuk hem vagon içi hem de vagonlar arası olmak üzere iki şekilde değerlendiriliyor. Vagon içinde orta bölümde yer alan oturma grupları güvenli kabul edilmiştir. Diğer taraftan tren katarında bulunan vagonlardan ortada olan vagonu seçmek daha doğrudur. Tehlikeli koltuklar. Tren katarında bulunan vagonlar bir çarpışma durumunda ilk ve son vagonların raydan çıkıp daha fazla hasar aldığı ve gidiş yönündeki koltukların tehlikeli olduğu görülmüştür. Deniz ulaşım, gemi, vapur. Güvenli koltuklar. Gemi ve vapurlarda güvertede bulunan kabinlerdeki koltuklar sağlı sollu ve ön bölüm güvenli olarak kabul edilmiştir. Tehlikeli koltuklar. Gemilerin alt güvertesinin tehlikeli olduğu ve bir kaza anında geminin su almasında ilk önce etkilenen ve kurtulma zorluğu olan tehlikeli bölüm olarak kabul edilmiştir. Hava araçları, uçak. Araştırmacılar uçağın hangi bölümde en güvenli koltukların bulunduğu konusunda anlaşamıyor. Ancak pek çok uzman uçağın arka tarafının öndeki ilk sıralardan daha az tehlikeli olduğu konusunda hemfikir olmuş durumdalar. Güvenli koltuklar. Uçağın arka bölümünde yer alan koltukların daha güvenli olduğu tespit edilmiştir. Tehlikeli koltuklar. Ön tarafta bulunan koltuklar tehlikeli olarak işaretlenmiştir. Bununla birlikte olası bir uçak kazasında en önemli şeyin sakin kalıp emniyet ilkelerini hatırlamak ve uçak görevlilerin uyarılarına göre davranmaktır. Sonuç olarak bazı kişiler bu bilgileri ciddiye almayabilir ve size ulaşım araçlarında nerede oturduğunuzun bir önemi olmadığını söyleyebilirler. Ancak sizler bu bilgiye sahip olarak onlara sadece tebessüm edersiniz ve oturacağınız yeri seçip emniyet kemerinizi taktıktan sonra rahat ve güvenli bir yolculuk yaparsınız. Hepinize güvenli koltuklarınızda keyifli yolculuklar dilerim. Hoşça kalın.